durma Sana bolca Merhaba arkadaşlar ben Melek Hoca bugün sizlerle beraber ders izleyinde EBO ve EKO konusuyla alakalı öğretici sorular çözeceğiz arkadaşlar. Basit nitelikte yine kolay olan ve konuyu anlayacağınız şekilde Sorular çözmeye çalışacağız. Siz de benimle beraber kağıt kalemlerinizi hazırlamışsanız hadi bakalım hemen derste başlayalım. A ve B sayıları verilmiş. Bu sayılara göre ekoklarının eboklarına bölümü kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar ben A ve B'nin önce ekokunu hesaplayayım. Ekok AB. Tamam mı? Hadi hesaplamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar A ile B'nin ne kokunu hesaplarken bana verilen bu üslü ifadelerden her zaman üssü en büyük olanı alacağım. Şimdi 2'ye bakıyorum. Her ikisinde de 2 iki var. 2'de en üstü büyük olan hangisi? 3 mü? 2 mi? 3 tabii ki. O yüzden 2 üstü 3 aldım. 3'lere bakıyorum. Burada 3 üstü 1 var. Burada 3 üstü 3 var. O yüzden 3 üç üstü 3'e alıyorum. En büyüklerini alacağım için. 5'lere bakıyorum. Burada bak 5 üstü 2 var. Burada 5 üstü 1 var. O zaman 5 üstü 2'yi alıyorum. Bir de bunları arkadaşlar B'nin içerisinde 7 çarpan olduğu için 7 çarpanı da alıyorum. Yani burada A'nın içerisinde 13 çarpanı falan olsaydı ben yine gelip bu 13'ü ekoka yazacaktım. Tamam mı? Yani ekokun içerisinde her şeyi yazıyorsunuz aslında. Çünkü ekok neydi? Biz asal çarpanlarına ayırdığımızda arkadaşlar burada gördüğümüz her sayıyı ortak olarak bölünsün bölünmesin fark etmez her sayı ne yapıyorduk çarpıyorduk öyle değil mi o yüzden biz ekokta her sayıyı alıyoruz arkadaşlar hadi EBOB'a bakalım EBOB ise bunun bundan daha farklı EBOB'da arkadaşlar dikkat etmelisiniz her ikisi içinde ortak olanları alacaksınız yani şimdi bakıyorum burada 2 üstü 3 var 3 tane 2 var burada 2 tane 2 var öyle değil mi ortak olan böleni arıyorsam her ikisi de 2 iki üstü 2'ye bölünür B sayısının içerisinde 2 üssü 2 var. 2 i̇ki üssü 2'ye bölünür. Fakat A sayısının içerisinde mesela o da 2 iki üssü 2'ye bölünür. Ama 2 üssü 3'ü düşün. 2 üssü 3'ü aldığını düşün. A sayısı 2 üssü 3'e bölünür. Hatta gider. Ama B sayısı 2 üssü 3'e bölünmez arkadaşlar. Bir tane 2 fazladır burada. O yüzden ne yapıyoruz? Her ikisi için de ortak olanları alıyoruz. Yani kısaca üstü sayılardan Üssü en küçük olanı alıyorum. Bakıyorum. 2'ye bakıyorum. Üssü en küçük olan. 2 var. Burada 3 var. 3 almıyorum. 2 alıyorum. Çarpı. 3'lere bakıyorum. Üssü en küçük olan. Bak 3'ün üssü 1. Burada ise 3. Neyi alırım? Tabii ki bunu almam. 1'i alırım. Çarpı. 5'e bakıyorum. 5. Bak burada 2'ye Burada ise 1 var arkadaşlar. Ne alıyorum? En küçüğünü aldığım için 5 üssü 1'i alıyorum. Ha 7'ye geldi sıra. Arkadaşlar 7 B'de var ama A'nın içerisinde yok. Yani A sayısı 7'ye bölünemez. E ben de ortak bölenleri arıyorum ya. O yüzden 7'yi alamam. Mutlaka ve mutlaka her ikisi için de ortak olarak bölünmek zorunda. O halde ne yapıyorum? Ekok'un EBOB'una bölümü diyor. Şöyle yaptım arkadaşlar, İkisini birbirine böleceğim. Şimdi payda da 202 olduğu için ben 200'ü 3'ü şöyle parçalayabilir miyim? 200'ü 2 çarpı 200'ü 1, değil mi? Parçalayabilirim arkadaşlar. Veya şöyle yaparsınız, veya şöyle yapalım. 200'ü 8 demek, 8 çarpı 300'ü 3 27 demek, 500'ü 2. 25 demek çarpı 7 bölü 208 4 çarpı 3 çarpı 5 demek. Hadi sadeleştirelim. 4 ile 8'i sadeleştirelim. 4'e bölelim. Yukarıda 2 kalır aşağıda 1 kalır arkadaşlar. 3 ile 27'yi sadeleştirelim. 3'e bölelim 9. Payda da 1 kalır. 25 ile 5'i 5'e bölelim. 5 ee, kalır pay pie kısmında payda da yine 1 kalır. E payda da 1 olduğu için artık paydayı yazmama gerek yok. Bakın 1 kere 1 1 1 kere 1 1. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, evet üst kısma bakalım pay kısmına bakalım. Cevaplarımız hep bize üstü ifade olarak verdiği için biz de üstüye çevirelim. 2 çarpı 9 yerine 3'ün karesi yazıyorum. Çarpı 5 çarpı 7. Var mı böyle bir cevap? Evet varmış Aşık arkadaşlar. Tamam mı? Yani kısa yoldan şöyle yapabilirsiniz. Üstü sayılara geçtiğinizi öğreneceksiniz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Üstü sayılarda bölmeyi yaparken kuvvetleri birbirinden çıkarıyoruz. Yani 3'ten 2 çıkarsa 1 olur. Yani 2 üssü 1 gelir direkt. Çarpı. Tabanı yazıyorum. 3'e bakıyorum. 3'ten 1 çıktı 2 oldu. Çarpı tabana bakıyorum. Tabanın 5 ya 5 yazdım. Kuvvete bakıyorum. 2'den 1 çıktı 1. Çarpı ne oldu arkadaşlar? 7. Direkt cevap çıkmış oldu. Gördünüz mü? Aynı cevap çıkmış oldu. Tabi üslü sayılara geçtiğimizde bunları daha rahat bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. E 15 ile 18'in ebobu verilmiş ve onunla onların ebobuna x denilmiş. 4 ile 6'nın ekokuna da y denilmiş arkadaşlar. Buna göre y bölü x kaçtır diye soruluyor. Şimdi 15 ile 18'in ebobunu hesaplayalım. Nasıl hesaplıyorduk? 15 ile 18'i yazıyoruz. Bakın her ikisinin de ebob ne demek? En büyük ortak bölen değil mi? Ortak bölenini bulacağız arkadaşlar. Her ikisini de bölen ortak sayı hangisi? 3 değil mi? 3, ikisi de 3'e bölünebiliyor. 5 olur 3'e bölünürse 18 3'e bölünürse 6 olur. 5 ve 6 her ikisini de ortak olarak bölen bir sayı var mı? Yok. O zaman EBOB neymiş arkadaşlar? 3'müş. Yani x eşittir 3. Tamam mı? Peki hala 4 ile 6'nın 6'nın ekokunu hesaplayalım. Ekok hesaplarken de bütün bölündükleri sayıları yazıyoruz arkadaşlar. 2'ye bölünür ikisi de 2 olur 3 olur. 2 2'ye bölünür tekrardan burası 1 olur. 3 ise 3'e bölünür. Değil mi arkadaşlar? 3 aşağı indirmiştik. 3'e bölünür ne olur? 1 olur. O halde ekok ne olur? Hepsinin çarpımı. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 2 kere 2 4 4 kere 3 12 olur. Yani y sayısı da 12 oldu. Y bölü x diyor ya arkadaşlar. Y 12 bölü x'i kaç bulduk? 3 bulduk. 12'yi 3'e bölersek cevabımız B şıkkı yani 4 olur. K pozitif bir tam sayı olmak üzere 24 bölü K ve 40 bölü K ifadeleri bir tam sayı olduğuna göre K yerine gelebilecek en büyük tam sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 24 bölü K 40 bölü k. Bu ifadelerin ikisinin de sonucu neymiş? Bir tam sayıymış. Arkadaşlar bunlar bir tam sayıysa demek ki k sayısı burada verilen k sayısı hem 24'ü bölüyor hem de 40'ı bölüyor. Hem 24'ü hem de 40'ı bölen ne arıyorum? En büyük tam sayı arıyorum. Yani aslında ben hem 24'ün hem de 40'ın en büyük ortak bölenini yani aslında neyi? E bobunu bu arıyorum arkadaşlar tamam mı? Çünkü en büyük tam sayı istiyor. E ben de diyorum ki hem 24'ü bölecek hem 40'ı bölecekse o zaman 24 ile 40'ın EBOB'unu bulacağım. 24 ile 40'ın EBOB'unu bulurken diyorum ki her ikisini de bölen sayılar. İkisi 2'ye bölünür mü? Bölünür. O zaman 12 olur, 20 olur. Yine 2'ye bölünürler mi? Evet. 6 olur, 10 olur. Yine 2'ye bölünürler mi? Evet. 3 olur, 5 olur. Peki 3 ile 5 İkisi de ortak bir sayıya bölünür mü? Bölünmez. O zaman bulmama gerek yok arkadaşlar. Yani tek tek hepsini bulmanıza gerek yok tamam mı? Yani size verilen iki tane sayı var. Bu iki sayının ikisini de bölen ortak sayıları bulacaksınız tamam mı? Ortak bölenler. O zaman neymiş? Çarpalım. 2 çarpı 2 çarpı 2'den ne olur? 8 olur. Doğru mu? 8 istiyor. Yani bakın teyit edelim. Ben buraya 8 yazsam, buraya da 8 yazsam 24 8'e bölünür. 40 da 8'e bölünür ve 8'den daha büyük bir sayı yoktur ki 24 ve 40'ı bölsün. O yüzden cevabımız C şıkkı 8 diyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuz, aralarında asal iki sayının ekok'u 195'tir. Bunlardan biri 15 ise diğeri kaçtır? Şimdi biz biliyoruz ki, aralarında asal iki tane sayı olsun arkadaşlar, a ve b aralarında asal olduğunda, aralarında asal olduğunda, bunların, bunların arkadaşlar, ekokları, ekoklarını nasıl buluyorduk? Nasıl buluyorduk? İki sayıyı çarparak buluyorduk, değil mi? Yani 14 ile 15 mesela, aralarında asal olsun aralarında asal sayılar. Ben bunların ekokunu hesaplamak için 14 ile 15'i çarpıyorum yeterli. O halde iki tane sayım var. Bunlardan bir tanesi 15 ise 15 ise 15 ile öyle bir sayıyı çarpmışım ki cevabım 195 olmuş. Değil mi? İki sayı. Bu sayılardan biri 15 diğeri x sayısı olsun. E o halde ben diğer sayıyı nasıl bulacağım arkadaşlar? Her tarafı 15'e bölerek. Bölelim her tarafı 15'e. Gitti gitti. X eşittir. 195 15'e bölersek arkadaşlar 1, 45, 3, 13 olur. Yani diğer sayımız 13'müş. Aslında 13 ile 15'i çarpmışım 195 bulmuşum. Tamam mı? Bu kuralı ne zaman kullanıyormuşuz? Aralarında asal dediğinde kullanıyoruz arkadaşlar. İki sayıyı çarpıyorsun ve ekokunu buluyorsun. Evet arkadaşlar sorumuza bakalım. Birbirinden farklı iki sayının ekoku 120 olduğuna göre bu iki sayının toplamı en fazla kaçtır? Şimdi ekok 120'ymiş ya ve toplamı iki sayıyı toplamamı istiyor ve bu toplamın en fazla olmasını, en büyük olmasını istiyor. O yüzden arkadaşlar ekokun e, ya sayılardan bir tanesinin 120 olduğunu düşüneceksiniz. Tamam mı? 120. Ama diğer sayı birbirinden farklı dediği için tabii ki diğer sayı 120 olamaz. Ama ikisi de 120 olmuş olsaydı evet Evet, haklısınız. İkisinin de ekoku 120 olurdu. İki farklı sayı dediği için diğeri 120'den küçük olmalı. Yine de ne kadar küçük olacak? Nasıl küçük olacak ya da bunun yarısı olabilir, üçte biri, dörtte biri, beşte biri arkadaşlar. Yani birbirinin katı olacak şekilde olmalı, tamam mı? E ben şimdi en büyük sonucu istiyorsam tabii ki de yarısını almalıyım. Yani 120'nin yarısı ne olur? 60 olur. O zaman ikisinin ekoku da gerçekten 120 olur mu düşünelim. Evet, 120'nin zaten bir katı 120. E, 60'ın da iki katı 120. O zaman ikisi de 120'de birleşir arkadaşlar. E hocam niye, niye siz gidip de başka bir katın almadınız? Yani 120 olsaydı, 120 olsaydı ilk sayımız yine. Tamam, 120'de anlaştık. Yarıya bölmeseydiniz, yani yarısını almasaydınız da 3'e bölseydiniz. Hadi 120'yi 3'e bölelim. Ne olur? 40 olur. Hadi 40 diye düşünelim. İkisinin de ekoku yine 120 olur mu arkadaşlar? Evet. 120'nin bir katı 120. 40'ın da 3 katı 120. Tamam. İyi de bakın şimdi. Soru benden. Bu iki sayının, bulduğunuz iki sayının toplamanın en fazla olmasını istiyor. Hadi toplayalım. 120 ile 60 bulmuştum ilkinde. Bakın topluyorum 180 yaptı. Diğerinde ise 120 ile 40 bulmuştum. Topluyorum 160 yaptı. He evet gördünüz mü? Şurada ilk yaptığım örnekteki toplam daha fazla oldu. Yani cevabı 180 olarak bulduk. Fakat ikinci örnekte 3'e böldüğümde cevabı ne buldum? 160 bulmuş oldum. Yanlış değil. Fakat iki sayının toplamının en büyük olmasını istediği için ben ne yapıyorum? Yarısını alıyorum arkadaşlar. Bu aklınızda bulunsun. Çünkü 3'te birini aldığınızda, 4'te birini aldığınızda diğer sayı gittikçe küçülür. Diğer sayı küçüldüğü için de bakın burada olduğu gibi toplamda doğal olarak küçülecektir. 16 ve 11 sayılarına bölündüğünde 3 kalanını veren en küçük doğal sayı kaçtır? Bakalım şimdi arkadaşlar. 16'ya ve 11'e bölündüğünde bunu tek 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 cevaplardan da deneyebilirsiniz ama tavsiyem denememeniz. Çözüm yolunu öğrenirseniz diğer sorulara da aktarabilirsiniz bu öğrendiğinizi. Mantık şu aslında bir A sayısı olsun. Bir A sayısı var. 16 ve 11 sayılarına bölünebiliyor. A sayısı 16'ya da bölünüyor. Aynı A sayısı 11'e de bölünebiliyor. Fakat kalanları ikisinin de 3 oluyor. Peki bunların bir bölümü olsun, x olsun, y olsun. Şunu yazabilir miyim? A sayısı eşittir Hani bu ikisini çarpıp kalanla topluyorum ya. 16 çarpı x artı 3 eşittir. Eşit. Çünkü burada da a sayısı var. 11 y 11 çarpı y artı 3. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi eğer ki şurada gördüğüm artı 3'ler bakın hemen gösteriyorum. Şurada gördüğüm artı 3'ler olmasaydı 16 çarpı x 11 çarpı y olmuş olsaydı bu ne demek olacaktı? A sayısı hem 16'nın hem de 11'in bir katı demek olacaktı. O halde artı 3'lerden kurtulmak zorundayım. Nasıl kurtulurum? Tabii ki her tarafa eksi 3 ekleyerek arkadaşlar. Hadi devam. A eksi 3 eşittir. Eksi 3 artı 3'ü götürür. 16 çarpı x olur. Eşittir. Eksi 3 artı 3'ü götürür. 11 çarpı y olur. Ne oldu şimdi artık? Buradaki A eksi 3 sayısı hem 16'nın hem de 11'in bir katı. O zaman hem 16'nın hem de 11'in katı diyorsak ekok ne demek istiyoruz? Peki bu iki sayı birbiriyle asal mı? Asal. Asalsa o zaman ekok nedir? 16 ile 11'in çarpımıdır arkadaşlar. Çarpalım. 16, 16 ne? ne oldu? 176 oldu. O zaman a eksi 3 sayısı aslında 176'ya eşitmiş. Soru benden en küçük doğal sayı istediği için yani a'yı istediği için ben başta a demiştim. Eksi 3 atıyorum diğer tarafa a eşittir 176 artı 3'ten a eşittir 179 yani C şıkkı olarak buluyorum Tamam mı bu şekilde çözüyoruz bu şekilde yapacağız arkadaşlar diğer soruları da bu Evet belki biraz daha uzun bir yol olmuş olabilir şıkları deneseydim Hocam ben daha çabuk sonuca ulaşırdım diyebilirsiniz Fakat bu çözüm yöntemini bilirseniz arkadaşlar önünüze çıkan her soruya uygulayabilirsiniz sadece mantı anlamı çalışın. Hemen diğer sorumuza geçelim. 48 ve 62 sayılarını böldüğünde 6 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar deneyelim. Deneyelim şıklardan. Mesela 2 sayısı 48 sayısını böler mi? Tam böler değil mi? O zaman A şıkkı değil. Çünkü 6 kalanını verecek. Şimdi 48 sayısı 5'e bölündüğünde ne olur arkadaşlar? Şunu biliyor olmalısınız. Bölünebilme kurallarını lütfen tekrar edin. Burada sık sık karşımıza çıkıyor arkadaşlar. normal bölme işlemi de yapabilirsiniz. Hadi öyle yapalım tamam. Ama yine de söyleyeyim ben size o özelliği. 5 kere 9, 45 kaç kalanı kaldı? 3 kalanı kaldı. Ne yapıyoruz biz aslında 5 ile bölünmede? Şu son rakamın 5 ya da 0 olması gerekiyor. E bakıyorum 5 değil arkadaşlar 8. O zaman içerisindeki 5'i çıkarıyorum. 8'den 5 çıkarsa 3 kalıyor. Yani 3 kalanını veriyor demektir. Tamam mı? Bu da yine size bir dipnot olarak verilmiş olsun. Hadi 48 sayısını 11'e bölelim acaba kaç çıkacak? 4 kere var. 4 kere 11 44 yapar. Yine 4 kaldı arkadaşlar. O zaman bu da değil, bu da değil. 14. 48'i 14'e bir bölelim. Kaç kere var? 3 kere olsa 3 kere 4 12 42 olur arkadaşlar 6 kalanını verir. 62'yi de deneyelim. 62'yi 14'e bölelim. 4 kere olsa 56 olur. E çıkartınca 6 kalanını verdiğini görürüz. O zaman cevabımız D şıkkı. Böyle kısa soruları şıklardan giderek yapabilirsiniz. Evet gelelim son sorumuza. 8 ve 9 doğal sayıları için ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım şimdi arkadaşlar. 8 ve 9 aralarında asal mıdır? Evet ardışık sayılar değil mi? Ardışık oldukları için aralarında asaldırlar. Peki ekokları nedir? Aralarında asal olanların ekoklarını birbirlerine, birbirlerini direkt çarparak buluyorduk arkadaşlar. 8 kere 9 72 doğru. Ortak bölenleri yoktur. Ortak bölenleri yok mudur arkadaşlar? Sizce? Evet vardır değil mi? Hem 8'i hem 8'i hem de 9'u bölen hangi sayı vardır? Hangi sayı? Bir sayısı vardır değil mi? Bir sayısı var. Evet arkadaşlar. O yüzden ortak bölenleri yoktur diyemeyiz. Yani bunların bir ebobu var sonuçta değil mi? Ortak bölen demek ebob demektir. O da bir sayısıdır. O yüzden üçüncüsü yanlış. Hangileri doğrudur dediği için B şıkkını işaretliyoruz. Arkadaşlar evet son sorumuzdu. Başka videolarda ve sorularda bu şekilde görüşmek üzere arkadaşlar. Mutlaka siz de bol bol soru çözün. Kendinizi pekiştirin. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.